parasal konularda iyi gidecek bu haftanız falan dedim. Ama ha, gitmedi. Bilemedim. Bilemedim. Ben şöyle ya, bilemedim değil, ben şey yaparım, dava açarım sana yani. Hayda. E tabi abi, böyle dedin, dediğin gibi olmadı falan derim ben. Burç abi bu, fal gibi yani, inanma. Abi burç değil. E orada en iyisi şey, şey yapacaksın, fon yatırımı yapacaksın. Yani fon. Fon yatırımı? Evet, işte var ya, demin reklamlarda vardı, fon bulucu var mesela. Evet. Anlatmıştım ya geçenlerde, fon bulucu. Evet evet, böyle yatırım, ya, yatırım yapacak bir tane fon bulacaksın. O fona, evet, yatırım yapacaksın. Öyle yapacaksın. Nasıl yani? İşte çok basit. Geçenlerde bahsetmiştim. Bu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Fon bulucu diye bir şey var. Ha, fon bulucu. Evet. Evet. Birçok böyle yatırım fonuna seni yönlendiriyor. Ve bizim anlattığımız günden bugüne bayağı da böyle bir değişiklik olmuş. Yıl sonu hedefleri 150 milyon liralık yatırıma 3 ay önce ulaşmışlar. Yıl sonu hedefine şimdiden ulaşmışlar. Evet, şimdiden ulaşmışlar. 42 girişimi fonlamışlar. İşte hani bu oluyor ya, mesela bir uygulama bulunuyor, bir uygulama yapılıyor. O uygulamaya fon bulunuyor mesela. Mesela evet, birileri giriyor, oradan fon arıyor. İşte ha, yatırım turuna çıktı deniyor. Evet. Kendine fon buldu deniyor. İşte o fonu kim veriyor? Aslında sen ben de fonlayabiliyoruz, evet, o uygulamaları. İşte fon bulucu aslında buna yarıyor. Buna yarıyor. Şimdi yeni mesela bir şey mi? Şöyle, bereketin finansmanı sloganıyla tarımsal üretimin finansmanı açılımı FONTAR'ı başlatmışlar. FONTAR. Evet, ismi bu. FONTAR. Şöyle 3 ana konuda gelecek vadeden ihracat potansiyeli bulunan ve yüksek kazanç sağlayabilecek girişim şirketlerine yatırım yapılabiliyormuş. Yani bu konular neymiş ya? Bu yatırımcılık konusunu son bulucuyla öğreneceğim ha ben de. İşte zaten bu yeni nesil dedikleri o. Mesela tarımsal üretim ve üretim teknolojileri. Evet. İşte et süt üretimi, üretim teknolojileri. Tamam. Su, sıvı gıda üretimi, üretim teknolojileri. Bu konulara yatırım yapacak girişim sermayesi yatırım fonu kurmuşlar. Hatta bir hafta içinde 200 milyona yakın da ön talep toplamışlar. Tarım, hayvancılık ve suyun önemini tüm yatırımcılar kavramış ve ön talepte mi bulunmuşlar? Ama zaten onu kavramak için de çok güzel, böyle çok zeki olmaya ama gerek yok. Ama ne güzel yani, yani talepte bulunmak falan. Tarımın, gıdanın çok mühim olduğunu, çok önemli olduğunu anlamıyor muyuz? Yatırımın geleceği bu. İşte bu aslında gerçekten de önemli. Fonbulucu.com'a girdiğiniz vakit sevgili dinleyiciler, oradan çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada FONTAR yatırım sisteminin ilk fonlamasını yapmışlar. Kuşkonmaz'ı biliyorsun değil mi? Kuşkonmaz var. Bilirim abi, severim. Sen bu arada çok seviyorsun bayılırım onu. Bayılırım yani. İşte bu Kuşkonmaz'la ilgili mesela bir tarım girişimi var. Evet. Sparga ismi. Fonlama açıldıktan sonra 10 gün içinde kapanmış. %400 talep gelmiş. 400 dönüm için bir kampanya yapılmış. Ona fon bulunmuş. Şimdi o 4000 dönüme çıkacakmış. Dolayısıyla 4000 dönümde Kuşkonmaz üretimi yapacakmış bu girişim. İnsanlar da bunu fonlamışlar. Allah, harikaymış ya. Şimdi gıdanın, tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkesin ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu pandemi döneminde çok daha iyi, çok net bir şekilde anladık bütün dünyada. Dolayısıyla bu yönde yapılan yatırımların da geleceğinin olduğunu hep söylüyoruz ya, verimli topraklarımız, evet, var, akılcı tarım yapmak lazım. İşte o akılcı tarım uygulamalarıyla ilgili yapılan işlere yatırım sağlıyorlar. Ama sadece herhalde tarım da değil değil mi? Yani bunun içinde teknoloji de var, balık avcılığı da var, akıllı kahve makinesi de var. Değil, çok var. İşte sen fonbulucu.com'a giriyorsun, oradaki o girişimleri görüyorsun. İşte senin aklına yatana göre sen fonluyorsun onu, sen de fonluyorsun yani. Ben o zaman girebilir miyim şu an? Sen Kuşkonmaz'a kesin gir bence zaten yani. Hayır, şu an fonbulucu.com'a girip bir araştırsam diyorum. Şu anda yayında olduğumuz için. Sen konuşsun. Yayın bittikten sonra araştırırsın. Diyor ki platforma git. Aman ne güzel. Oo süper.